Kaç soru sordun? Eğer doğruysa... Onlarla konuş Naim, ne olur. Konuştum zaten. Ona bir şans tanıdım. Büyük bir şans aslında. Arada ben varım çünkü bilesin arada ben... Yanlışlık olmalı, bizim abimiz. Bırak şimdi boş lafı. Bir hafta önce tüm insanların tutuklandığı gün burada mıydı, onu söyle. Sana Tele1'de çalıştığını söyledim ya. Nasıl burada olacaktı ki? Bir şeyler yapmalıyız Naim. Git onlarla konuş, ben de Davut Ağam'a haber vereyim. Ben kimseyle konuşmam bir daha. Davut da kendi adına konuşsun artık. Umarım söyleyeceğin şeyler vardır. Ama Davut Ağam'a haber vermemiz gerek. Ben onu anlatırım. Hepsi Rıdvan'ın komplosu. Yedi ceddi hırsız o herif. Davut Ağam'a çamur atıyor. Hatırlasana, bizim koyunları çalarken yakalamıştık onu. Bir subayı bıçakladı Rıdvan, herkesin gözü önünde. O yüzden kahraman ilan ettiler herifi. Bu haklı savaş bile Rıdvan insan olmayı öğretemedi. İsyan öncesi olanlar geride kaldı. Artık herkes gerçek yüzünü göstermek zorunda. Rıdvan gösterdi. İnsanlar da ona inandılar Halit. Ben inanmıyorum. Abimi İsrail gizli servisinin arabasına binerken gördünüz. Yalan söylüyor. Gören başkaları da var. Onlarla kendini konuştun mu? Konuşmadım. Ama bu akşam bana gelecekler. Belki abimi tutuklamışlardı o gün. Öyle olsaydı söylerdi. Niye bir şey anlatmadı? Tüm arkadaşlarımızın tutuklandığı gün burada mıydı, değil miydi? Çalışıyordu, çalışıyor dedim. Birine eve bakması gerek, eve para getirmesi gerek. Peki o gece Tel Aviv'de mi gecelemiş? Evet. Bazen orada kalıyor. O gün iyi ki ikimiz de köyde değildiniz. Köyün etrafındaki tepelere yerleşmişlerdi. Aydınlatma fişekleriyle geceyi gündüze çevirdiler. 1000'e yakın asker vardı tepede, 4 helikopter. Çılgın gibiydiler. Kaçmaya çalışanların kemiklerini kırdılar. Bizim eve de geldiler mi? Hayır, bizim eve kadar gelmediler. Kime gideceklerini iyi biliyorlardı. Aradıklarını buldular. Ya Atıf. Atıf nasıl öldü? Atıf'ın kapısını çaldılar. Pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ateş açtılar. Orada öldü. Bilsen seni ne kadar özledim. İyi misin? Ben de seni özledim. Anamı, abimi özledim. Ama kolay değil. Yalnız değilim dağlarda, dostlar da birlikteyim. Hepsi kaçak. Bir kısmıyla tanıştıracağım seni bu akşam. Peki niye köye dönmedi o gün abi? Sana Tel Aviv'de çalıştığını söyledim ya. Çok paraya ihtiyacı olmak. Hepimiz o besliyor. Arada bir beni düşünüyor musun? Sana biraz kızgın. Aynı babam gibi ama senin için endişe ettiğini biliyorum. Davut. Git onu al gel hadi. Biraz düşün. Genç bir karısı 3 aylık bir bebeği var. Şimdi bir ev yaptırıyor. Abim akıllı adamdır. Her şey tehlikeye atmaz. Biraz fazla akıllı. Asıl sorun da bu. Git onu al gel. Bir takım dolapların döndüğünü o da biliyor. Ama hiçbir şey için evdekileri tehlikeye atmaz. Ona bir şey olursa sen anamın babamın yüzüne nasıl bakarsın? Bugün bakabiliyor muyum? Ya karısına? Onunla ne diyeceksin? Nasıl büyüyecek o bebek? Vatanına ihanet eden, karısına çocuklarına da ihanet eden. Eğer söylenenler doğruysa... Senin bunu yengeme nasıl anlatacağını görmek isterdim. Ya da anama babama. Yok. Ama nasıl olsa sen anlatmayacaksın. Sen yine çekip dağlara gideceksin. Her şey yine bana kalacak. Tıpkı geçit töreninde olduğu gibi. Geçit töreni. 3 aydır kendi kendimi yiyorum. Geçit töreni. Abim belki de biliyordu. Hiç düşünmedin mi? O gün o Nazif'in... Nazif mi? İkimiz de bu konuda susmalıyız, özellikle de sen. O zaman kapa çeneni de tut, buraya getir onu. Hayır. Eğer abim ordunun geleceğini geçit töreninden önce biliyorduysa... Geldi sana yalvardı Nazif'i götürme diye. Ama sen kovdun onu, dinlemek istemedin. Sana anlatmaya çalıştığında bu işte, sen onu dinlemek bile istemedin. Orduyu çağıran oydu. Ordunun geleceğini biliyordu. Sen onu dinlemek bile istemedin. Nazif'i yanımızda götürmemiz yanlıştı. Götürmemeliydik onu. Sen ona dikkat edeceğini söyledin. Bir şey olmaz dedin, söz verdin. Ben de sana inandım. Sus! Sus. Kimse Nazif'e bir şey olacağını bilemez. Nereden bilecektin? Nereden bilebilirdin? Halit, Nazif'e biz ateş açmadık. Biz vurmadık onu. Ne yapacaklar ona? Ben ona bir şey yaptırmam. Ama bensiz hiçbir şansı yok. Her şeyi komiteye anlatması gerek, bu kadar. Kararı komite verecek. Deli misin sen, kim inanır ona? Ben inanırım. Ama önce ben dinlemek istiyorum. Komiteden önce burada olmalı şimdi. Ama kimse duymasın. Ona yardım edecek misin? Evet. Ama önce senin bana yardım etmen gerekiyor. O günden sonra konuşamadık seninle.
O felaket belki abimde bazı değişimlere yol açmıştır. Çabuk karar ver. Fazla vaktimiz yok. Yapamam. Yapamam, korkuyorum. Nazife eve taşıdığım günkü gibi. Biliyor musun, sen kaçtıktan sonra askerler çılgın gibi ateş ettiler. Her yandan kurşunlar yağıyordu. Her yan gözyaşartıcı gaz doluydu. İnsanlar düşüyorlardı, bağırıyorlardı. Her şey düş gibiydi. Birden kadınların bir çember oluşturduğunu gördüm. Orada durmuşlar, kara kargalar gibi bağırışıyorlardı. Anladım, koştum. Gittim insanları sağa sola. O abisidir diye mırıldanıyorlardı. O abisidir. Sonra gördüm onu. Uzanmış yatıyordu oracıkta bir melek gibi. Alnında kızıl bir delik vardı. Gözleri sıcacıktı. Onu kucakladım. Yürüdüm. Herkes, caddedeki herkes, askerler bile yere bırakıp bakıyorlardı. Onu öptüm, yürüdüm. Evde anam babam kapıda bekliyorlardı. Anam dövünüp saçını başını yoldu. Babam onu kucağından çekip aldı, eve girdi. Kapıyı çarptı yüzüme. Keşke ölmüş olsaydı. Bütün gün öyle boş gözlerle oturuyor. Kusuyor. Altın ediyor. Yok, ben yokum işte. Şimdi köye gidip abimle konuşacağım. Halit! Ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Komitenin emrine karşı çıkıyorum. Sen de? Bir saat sonra demediler mi sana? Halit! Davut da önemli. Gitme, bekle. Gidersem ne olur? Yapma. Ben bir şeyleri engellemeye çalışıyorum, anlamıyor musun? Hiçbir şeyi anlamaz mısın sen? Bak, köyde leş gibi kokan birileri var. Şu anda hepsi sorgulanıyor. Sadece abime bir şans sundular. Saat 8'de komitenin önünde sorgulanacak. Ben uydurmadım bunu. Kaçmalı. Dinle Halit. Kaçarsa kime gideceğini bilirler. Sen başını belaya mı sokmak istiyorsun? Komite bu gece köyde arama yapıyor. Ne araması, ne oluyor? Ne mi oluyor? Bu köyde yaşıyorsun ve ne oluyor diye bana mı soruyorsun? Tutuklamalardan haberin yok mu? Eskiler tutuklandı. Her şey çöktü. Yeniden örgütlenmemiz gerek. Evleri havaya uçurulan insanlara yardım etmemiz gerek. Bu yüzden bugün köye indik. Ya abim. Asıl sorun bu. Köyde bu hainler oldukça yaptıklarımızın hiçbir önemi yok. Eğer bu orospu çocuklar olmasa askerler hiçbir şey yapamazlar. Bu gece köy temizlenecek. Ordudan epey şey öğrenmişsiniz. Bu savaştır aslanım. Abime yardım etmeye kalkarsan başını belaya sokarsın. Bak, tek yol gerçeğin olur. Yaptım yapmadım bilmek zorundayız. Peki. Onu buraya getireceğim ama sen de sözünü tutacaksın. Tamam. Tamam. Şimdi beni dinle. Sakın onun evinin çevresinde görünme. Hatta onu çağırması için bir çocuk yolla. Dikkat et, şüphelenmesin. Bir hikaye uydur. Uydur bir şeyler işte. Geç oldu, çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun? Ben burada Davut abimle yalnız olmak istemiyorum. İhsan'a gitmek zorundayım. İhsan'a mı? Küçük bir işim var. Kısa bir ziyaret. Abimle ilgisi yok. Yani yoktur diye düşünüyorum. Sen de abimi burada tut. Sakın ona bir şey söyleme. Zaten ne söyleyebilirim ki? Evet. İşten dönmüştüm. Şükrü'nün oğlu geldi. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyledi. Ben de hemen geldim. Bu zeytinler ne? Bizim şef. Ya kaç zamandır zeytin getireyim diye başımın etini yiyip duruyor. Gelirken onu Şükrü'ye uğradı. Bir kabına saldım. Bebek nasıl? Öksürüyor. Geçen hafta tutuklamalar esnasında karım gaz doldurdu diyor. Allah cezalarını versin onların. Allah kurtarsın bizi onlardan. Belki o zaman bütün bu kargaşa son bulur.
Yengen yarın sabah kasabaya çocuğu doktora götürecek. Ya ben de gitmek istiyorum ama iş... İşte... Ben giderim, geçen hafta ben de gaz soluyordum. Oğlum gaz senin için parfüm gibidir. Ama gene de sağ ol. Patron nerede? Sıkı yönetimde. Geçen hafta olduğunu tutukladılar. O günden beri sıkı yönetimde. Nerede olduğunu bile söylemediler daha. Olan yalnızca dert getirdi ona. İyi ki ev havaya uçurmamışlar. Ben o işlere karışmıyorum. Soru da sormuyorum. Yardım ediyorum sadece. Bugün burada, yarın başka yerde yardım ettim. Ederdim. Vaktim olsa ben de yardım ederdim. Yardım etmek önemli. O felaket günü bize de çok yardım eden oldu. Bir hafta. Bir hafta sonra unutuldu her şey. Nerede? Bunlar mı? Bu çuvallar mı? Az daha bekle. Babam senin benimle konuşmak istediğini söyledi. Babam mı? Evet. Evde konuşuruz. Kaç çuval var taşınacak? İki. İki mi? Oğlum iki çuval için mi çağırdın beni buraya? Ben senin yaşındayken iki çuvalın sırtıma atar, birisi de neremle taşıdı mı sen daha iyi bilirsin. Senin günün çoktur bu konuda. Hadi bu izme yeri bir saraymış gibi temizliyorsun. Yorgunum, pisim, açım ve abazanım. Bir an önce hediye. Az daha bekle, arabadan ne haber? Yürüyor hala. Ama asıl dert yollar. Ya bir saat gidip iki saat bekliyorsun kontrol noktalarında. Bir daha. Günde 4 kez kimlik gösterdiğim oldu. Söyle bakalım aslanım. Burada yaptığımız iş karşılığında bize bir parça et düşecek mi? Naim? Davut? Halit? Abi. Halit? Seni burada göreceğimi hiç umuyorum. Çok uzun zaman geçti. Evet. Dün seni rüyamda gördüm sahi, dün gece. Sahi mi? Nasıl gördün? Buluştuğumuzu gördüm. Şimdi bak şu işe. Zamanı geldi, buluştuk. Hem de nasıl? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Dağlarda. Ne yiyip ne içiyorsun? Oradan buradan geçiniyoruz işte. Bak. Cevaplara bak. Ne kadar kalacaksın? Birkaç saat. İyi. Birkaç saat olsa ev yarar sana. Kutlarım. Bir bebeğin olmuş. Evet. Karım yine hamile. Çok iyi. Adı ne? Doğduğunda ona sadece bir isim verebilirdik. Nazif. Görmelisin. O da seni görmeli. Annen tıpkı birbirinize benzediğinizi söylüyor. O her bebekçi aynı şeyi söyler. Niye burada oturuyoruz? Hadi kalkın. Hadi kalkın, bana gidelim. Böyle iyi. Ya bir duş yaparsın, bir yer yemeği yersin, biraz sohbet ederiz. Gidersin yine. Ben kendi evime gitmiyorum. Başkalarının evine hiç gitmem. Hayat mı bu? Ne işin var onların içinde? Nasıl konuşuyorsun abi? Bu Halit var ya, her şeyi hepimiz deneyebilir. Ama hiçbir işi beceremez. Sen bu gence ne dersin? Erkek. Bana göre çocuk kalsa daha iyi. Bize gidiyor muyuz? Burada kalacağız dedim. Geçeceğiz. Peki, anlat bakalım. Söylenenlere bakılırsa şimdiden bir kahraman olmuşsun. Boş ver, inanma kimseye. Ne zaman geri geleceksin? Çok tehlikeli. Her taraf aynı kaynıyor. Bilmiyorum. Belki birkaç gün sonra. Senden ne haber? Görünüşe göre... İyi miyim? İşte işten yeni geldim. Biraz yorgunum. Hala Tel Aviv'deki o restoranda mı çalışıyorsun? Evet. Hani bir defa sen de gelmiştin. Bugün Tel Aviv bir başka gezegen oldu. Dua et. Her gün o heriflere hizmet etmektense dağlarda keçi gibi dolaşmak iyidir. İnan bana. Hayır mı? Ya bu İsrailler var. Benim rüyalarıma kadar girdiler. Ya bir türlü kurtulamıyorum onlardan. Bedeniz. Ne işte? Ne işe giderken ne dönüş yolunda? Ya eve gidiyorum. Dinlenmek istiyorum. Hop! Sokağa çıkma yasa. Ne yapmak istiyorlar anlamıyorum. Sanki Arafat bizim köyde saklanıyor. Bu İsrailler böyle acayip. Bak. Bu ne?
Mahkemeye çağırın. Benim için. Garip suçlanıyor musun? Neyle? Allah yazdıysa bozsun. Bu Nazif'i vuran subaylara karşı açılan davayla ilgili. Sen gitmek ister misin? Şaka yapıyorsun herhalde. Asıl onlar şaka yapıyor. Bu davada bulunan subay ve askerlerle birlikte. Güya her şey kuralına uygunmuş. Diz boyundan atış açmışlar. Onların diz boyu bir çocuğun baş hizasıdır. Bu mahkeme tiyatrosu niye? Onu kendileri için yapıyorlar. Kamuoyunu aldatmak için. Zamanına yazık abi. Bak onların yasaları onların adaletine hizmet eder, bizimkine değil. Sen adaleti gerçekleştirecek başka bir yol biliyorsundur mutlaka. Tabii. Ama şimdi daha önemli işlerimiz var. Senden ne haber? Benim için de aynı şey geçerli. Ya ama sen onların yanında çalışıyorsun. Ya ne yapsaydın? Hepimiz açlıktan ölelim mi? Fırtına dinene kadar kafanı çekip saklanmak en iyisi. Oğlum bıktım artık, bıktım. Gücüm kalmadı. Sana bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Bugün olan biten her şeye rağmen, kaçmak zorunda olmana rağmen, kapım sana her zaman sonuna kadar açık. Ben bazen gece yatarken seni düşünüyorum. Dışarıda yağmur, soğuk. Acaba bir şeye ihtiyacı var mı diye. Giyecek, yiyecek. Para. Paraya ihtiyacın var mı? Bak Nail. Oğlum bak utanma, sıkılma. Biz kardeşiz. Umarım kardeşizdir. Bak sen bana da gelebilirsin. Beni de ziyaret edebilirsin. Hep Halit'e değil. O senin bana kızgın olduğunu söyledi. Doğru mu? Sana kızgın olduğum bir dönem vardı. Ama bak, ben babam gibi değilim. Ben affettim seni. Neyi affet? Bunun üzerinde konuşmayalım Nay. Neden? Her gün buluşmuyoruz, konuşalım işte. Neye yarayacak? Bilmiyorum ama ne olursa olsun şimdikinden iyidir. Doğru değil bu Nay. Sen karışma aslanım. Ne demek seni affettim? Neyimi affettin be? Anlat Davut. Büyüce gönüllük de neyindesin? Belki ben de sana bir şeyler anlatırım. Ben seni çok dinledim. Geçit töreninden önceki son buluşmamızda her soruya bir cevabım vardı. Ama bir hata yaptın. Hem de nasıl bir hata? Çok büyük bir hata yaptım. O hatanın ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ordunun geleceği konusunda seni uyarmama rağmen Nazife o geçit törenine götürdün sen. Yok abi yok. Benim hatam bu değildi. Bir abinin kardeşini özgür Filistinlilerin geçiş törenine götürmesi hata falan değildir. Aksine bu çok doğrudur. Benim en büyük hatam, bugüne dek cevabını bilmediğim o soruyu sana sormamaktır. Sen o gün İsrail ordusunun yolda olduğunu nereden biliyordun? 7 yaşında bir çocuk. 7 yaşında. Ona bir üniforma giydirdiniz. Eline bir bayrak verdiniz. Sonra onu beraberinize götürdünüz ve kahraman ilan ettiniz. Bir kahraman! 7 yaşında bir çocuk. Allah'ım bunları da mı görecektin? Nereden biliyordum? Sen niye geldin buraya? He? Şimdi ne iş getireceksin başımıza? Halit! Oğlum sen niye beni...